Evet, şimdi başla. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Engine full power and evet aziz Türk milleti, şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Opening the door for more to follow. Godspeed AX3. Stage one, propulsion is nominal. If you are just joining us, this is the launch of the Axiom Free launch to the International Space Station. Those incredible views on your screen, and there's our first shot here crew inside Dragon on ascent. Roket üzerindeki dinamik basınç en yüksek olduğu nokta. Yani astronotların en yüksek güç çektikleri dayanık bombaları yakın anlara yaklaşıyoruz. There's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Evet, canlı yayında bundan bahsediyoruz. Evet, tarihi ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Bu bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Şu anda da roketin üzerinde bulunan kameradan yeryüzüne doğru bir açıdan görüntü ekranlarınızda. Evet, birazdan çok ilginç şeyler göreceğiz burada. Ne göreceğiz? Normalde roketler fırlatılırlar ve ikinci kademeler rastgele bir şekilde düşer. Burada bu ikinci kademenin birinci kademeyle eş zamanlı olarak birisi yukarı giderken diğerinin aşağı gittiğini göreceğiz. Birazdan sol alt köşeye irtifayı ve hızı da koymaya başlayacaklar. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye geçtikten sonra, yani yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak bu işlem. Evet, şu anda da yine hem kapsülden hem de rokete yerleştirilen kameradan görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet, bu arada sol alt köşede hızın sürekli arttığına dikkatinizi çekmek isterim. Şu an 3500 metre bölü saniyeye ulaşmış durumdayız. Sağda yüksekliğimiz 39 kilometre civarında. Yani 100 kilometrede uzaya vardık diyeceksek eğer yolu yarıladık diyebiliriz. Heyecanla nefesimizi tutarak beklediğimiz an geldi. Artık fezaya doğru, uzaya doğru yolculuk başladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece saat 12.49'da. Evet, birinci kademe ayrıldı şu an. Ekranı ikiye böldüler. Gördüğünüz gibi sol tarafta birinci kademeyi, sağda ise ikinci kademeyi görüyoruz. Evet, iki parça halinde gözüküyor şu an. Evet. Yani soldaki SpaceX açısından bir başarı ama biz daha çok sağdakiyle ilgileniyoruz. Alper'in yörüngeye ulaşmasına daha çok ilgiliyiz. Evet Can Hocam, yine görüntüler üzerinden, bize gelen görüntüler üzerinden şu anda da astronotların, bakın. Kapsül içinden alkışlama görüntüleri geliyor. Sol tarafta, sol alt köşede birinci kademe roketin sürekli olarak alçalırken sağ tarafta da ikinci kademenin yükseldiğini ve Crew Dragon'u hızla uzaya doğru taşıdığını görüyoruz. Bu arada birazdan birinci kademenin kontrol kanatçıkları açılacak. Yere güvenli bir şekilde inmesi için kontrol kanatçıklarını kontrol ederek getirilmesi gerekiyor. Şu an açılmaya başladı gördüğüm kadarıyla, evet. Everything also looking good. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Everything looking good on the first stage as well as we see those. Her iki kademede de işler yolunda gözüküyor. Now the next two major events we're tracking for the first stage, which right now is on the left-hand side of your screen. 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece saat 12.49'da Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. İçin ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan AX3 göreviyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu başladı. Sıklarımız kendilerini bir yere sabitleyip uyku uyuyacaklar. Uyku içinde, ya orada çok düzenli bir hayat var. Sabah 6'da başlıyor
hayat. Peki orada saati nasıl belirliyorlar gibi yine başka bir soru doğabilir. Burada da universal time, yani evrensel zaman geçerli. 28 bin kilometre hızla saatte dönen futbol sahası büyüklüğünde bir yapıdan bahsediyoruz. Burada ortalama 24 saatte dünyanın etrafında 16 tur atan bir yapı. 90 dakikada bir neredeyse tur atıyor. Bu arada şu an her iki tarafta da sağda ve solda birinci kademeye giriyoruz ve düzenli bir şekilde yere indiğini göreceğiz. Bu görüntü önemli. Şu anda. Evet. Yani şöyle açıkçası SpaceX'in iş modeli bu birinci kademenin kurtarılması üzerine dayalı. Şu yapılan işlemin bir maddi boyutu var açıkçası. O SpaceX'e geri dönmüş oldu. Biz şimdi yeniden Crew Dragon içerisindeyiz. Orada işler yolunda gözüküyor. Sol alttaki şeye bakacak olursak, grafiğe bakacak olursak, birinci kademe yerleşti, yerine vardı. Şimdi ikinci kademenin yanmasının sonlandırılması işlemine doğru ilerliyoruz. O da yaklaşık 9. saniye, 9. dakika civarında gerçekleşecek. Daha önceki misyonlarda 12. dakikada da ikinci aşamanın ayrılması gerçekleşmişti. Buna şahit olmuştuk. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Genelde çok fazla şaşmıyor. Evet, şu anda kumanda merkezinden de görüntüler geliyor. Axiom Space'in. Evet, şu an ikinci kademe sönmek üzere. O yüzden roketin lülesine zoom yapıldı. Evet, şu an geçtik o aşamayı da. Şu an fırlatılışın üzerinden. Yaklaşık 9 dakika 14 saniye geçti. 12 evet. dakika geçtiğinde ise artık kapsül ikinci kademeden de ayrılmış olacak. Bundan sonra yüksek bir itki gerektiren manevra yok. Sadece daha sonra yörüngeye doğru açı ve hızla girmek için gereken bir son yanma gerçekleşecek ama ona henüz çok var. Şu anda kapsülün içinde ne durumdalar hocam? Neyi sezimliyorsunuz? Bilgi hocam, ve tecrübelerinizi istinaden. Genelde onu mutlaka yaparlar. İşlerinden birisi eldivenini çıkarır, havaya bir şey atar. Şu an yer çekimini hissetmiyor olmalılar veya çok az hissediyor olmalılar. Yerden yaklaşık 200 kilometre yukarıdalar. As we prepare for Dragon separation, we should have a great camera view here in just a couple of minutes. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yerden ortalama 420 kilometre yukarıda olduğunu söylememiz lazım. Hemen hemen yolu yarıladılar diyebiliriz aslında. Evet. Yaklaşık 2 dakikamız kaldı ayrılma için. 12. dakikayla birlikte söylediğiniz aşamanın gerçekleşmesini bekliyoruz biz de. SpaceX Falcon 9 roketi için. Absolutely incredible images that we are getting back from up in space as we await Dragon separation in just about a minute. Evet, şu an sağ alt köşede kilometre bölü saat cinsinden hız veriliyor. 27 bin kilometre bölü saat hıza sahibiz. Burada zannediyorum bir ayrılma mekanizmasına zoom yaptılar. Benim orada gördüğüm kadarıyla daha önceki videolarda rastlamadığım bir şey. Zannediyorum kademe ayrılması sırasında orayı tekrar göreceğiz. Yine görüntüler gelmeye devam ediyor. Crew Dragon kapsülünden. Can, belki burada sen Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili birkaç ilginç hakikati paylaşırsın bizimle. Hayat sabah 6'da başlıyor demiştik. Universal Time'ı kullanıyorlar, evrensel zamanı. Çünkü şöyle bir durum var, çok hızlı dönüyor. 24 saat içerisinde dünyanın etrafında 16 tur atan futbol sahası büyüklüğünde bir yapıdan bahsediyoruz. Gece saatlerinde pencereleri kapatıyorlar ama çünkü şöyle de bir durum var. Günde 16 defa gün doğumu ve gün batımı yaşıyorlar uzay istasyonunun içerisinde astronotlar. Bu anlamda uyku düzenleri önemli.